Değerli katılımcılarımız, hepiniz tekrar PAS Global biriminin 2024-2025 akademik yılı yüz dönemi etkinliklerine hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konuğumuz olacak. Hem Eagle'dan beri eğitmen olarak aramızda yer alan, hem de PAS kurulduktan beri yine PAS hocaları arasında yer alan Edirne Barosu eski başkanlarından Sayın Avukat Rifat Çulha Bey bugün bizimle beraber olacak. Ve bir kitap bölümü halinde de yayımladığı Genç Avukatlara Öneriler başlıklı tebliğini bizlere sunacak. Sayın Rifat Bey, değerli hocam, tekrar hoş geldiniz. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben sözü size bırakacağım. Sunumunuz devam ederken dinleyicilerimiz sohbet kısmını kullanarak veya el kaldırmak suretiyle sorularını yöneltebilirler. Ben de bu anlamda size sunumunuz boyunca yardımcı oluyor olacağım. Buyurun değerli hocam, söz sizin. İyi akşamlar. Başta Türk hukukçularına bu tür eğitimlerin yolunu açan Feridun Yenisey hocama 54 yıllık bir hukukçu olarak teşekkürü bir baro, eski bir baro başkanı, Barolar Birliği Eğitim Merkezi'nin kurucularından birisi ve halen hukuka bağlılığımız aşkımız yüzünden devam eden bir avukat olarak en basitinden de Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak teşekkürü borç biliyorum. O teşekkür Ve bence. Çok buna teşekkür ederim. katkıda bulunan herkese de bunun hem bir ödev olduğunu unutmamalarını ve olduğunca da katkıda bulunmalarını tekrar diliyorum, arzu ediyorum. Neden? Çünkü hukuk düzenimizin temeli statik değil, dinamik. Rahmetli Hıfzı Veldet Velidedeoğlu hocamızın dediği gibi hukuk hayatın ta kendisidir derdi ve hayatın tek kendisi olan bir olgunun, yaşam denilen olgunun içerisinde hukuk dünyasında neyin geliştiğini, neyin gelişmediğini, kuralların doğru olup olmadığını veyahut da olduğunca doğru olduğu kabul edilen, genel geçer bir kabul olarak gözüken kuralların kötü uygulayıcılar elinde nasıl hiçbir işe yaramadığını mesleki deneyimlerimle, deneyimlerinizle hem ister öğretide bulunanlar, isterse uygulamanın içinde bulunan herkes görüyor. Bu akşamki hocamın bana ödev olarak sunduğu, sunmamı istediği konu genç meslektaşlarımıza öneriler. Şimdi insanların çekinmeden verebilecekleri tek şeyin nasihat olduğunu söyleyen bir düşünür var. Ama bunu sakın bir nasihat olarak vesaire almayın. Estağfurullah. Bu deneyimlerin aktarılması kuşkusuz. Herkesin kendine özgü bir deneyimi var ve o deneyimi gereği olarak da herkesin birbirinden öğreneceği çok şey var. En kötü şey bu yaşamda bir varlık olarak, insan olarak bilmediğini bilmemek kadar kötü bir şey olmaz. Çok şey bildiğini zannedenlerin ne kadar yanıldığını gerek tarih gerekse anlık günlük olaylarda görüyoruz. Şimdi benim anlatacağım konu, bizim bir kitabımız var. O hocam izninizle bunu profesyonel bir şey olmadığı için gösteriyorum. Ceza Muhakemesi Başvuru kitabımız var. Bunun katkıda bulunanları gerçekten kitabı incelediğiniz zaman mesleklerinde deneyim sahibi, otorite olan meslektaşlarımız, hocalarımız, arkadaşlarımız. Bu kitap bir el kitapçığı. Bu el kitapçığın içinde de bana ayrılan bölümde de genç avukat arkadaşlarımıza öneriler kısmıydı. Kitap da biraz uzun. Ben size kısaca çok 20 dakikada bir şey özetlemek istiyorum. Ve ceza muhakemesi konusu da baskın olduğu için ceza davalarında görev yapmak isteyen
görev yapan arkadaşlarımıza yönelik kısmı daha ağır olacak, baskın olacak. Şimdi tabii avukat deyince savunma makamı olarak avukatı düşünmek lazım. Savunma makamı enteresan bir kavram. Neyi savunuyoruz acaba? Hukuksuzluğu mu? Yoksa hukuksuzluğa karşı direnişi mi? Bireyin direnişini mi? Yoksa bireyle beraber aslında toplumun direnişini, yani toplumun savunmasını mı yapıyoruz? Bizim ceza muhakemesi kanunumuzun özellikle bu konuda bir ayrım yaptığını, çağdaş hukuktaki diğer mukayeseli hukuktaki mevzuata uygun olarak müdafi ve vekil kavramları var. Müdafi ve vekil kavramları ile ilgili ve bunların görevleri diğer meslektaşımız avukat Doktor Salih Oktar tarafından kitapta ayrıntılı bir şekilde bahsedilmiş. Ben neden kitap kitap diye diyorum? Hukukçunun mutlaka sadece elektronik bir ortamda değil, kitabın sayfalarını şöyle dilini parmağını diline sürerek o sayfanın tadını alması, tozlu raflarda kitapların durmamasını, hepsini görmesi, bilmesi gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bizde kurallar var, bu kuralların uygulaması var. Bizde içtihat hukuku pek gelişmemiş, yani içtihata dayalı bir yargılama sistemi olmadığı için kurallar ve kuralların doğru uygulanıp uygulanmaması meselesi söz konusu. Ünlü düşünür Goethe'nin bir lafı var. Bilmek yetmez, uygulamak da gerek diyor. Şimdi bilmenin yetmediği, uygulamanın da gerekli olduğu bir ortamda bazı konuları sizden irdeleyeceğiz. Ceza muhakemesinde toplumun sorumluluğu var bir defa. Maddi gerçeğin ortaya çıkartması, bu aktörlerin hepsinin bir arada çalışmasıyla olanaklı. Nedir? Araştırma, itham, savunma ve yargılama görevleri söz konusu. Savunma görevi şüpheli veya sanık tarafından yasal müdafilik dışında doğrudan yerine getirilebiliyor. Ama yasa koyucu bazı hallerde şüpheli veya sanığın kendisini savunamayacak durumda olduğundan bahisle koruyucu devlet adil yargılanmayı sağlaması gereken insan haklarını korumakla yükümlü olduğunu bilincinde olan devlet, arkadaş sen kendi kendini savunamayabilirsin. Senin adil bir yargılanma, adil bir yargılama süreci geçirmen için ben sana gerekli hukuki desteği vermeliyim. Bu hem sözleşmelerle bağlanmış hem de anayasal bir görev. Genç avukat arkadaşlarımıza önerilerde geçenlerde daha önceki toplantılarda müdafilerin avukatlık mesleğinin etiği konusunda değerli meslektaşlarımız görüşlerini bildirdiler. Örneğin Mustafa Bey Almanya'dan katılan Alman hukukuna vakıf orada fiilen görev yapan bir meslektaşımızla konuştu. Kendine göre anlatımları oldu. Onların temelinden tekrar yinelemek istemiyorum sözleri. Devam ediyoruz. Şimdi ben şöyle bir ceza avukatı terimi de bana biraz itici ve ters geliyor. Savunma görevini üstlenen bir avukat. Peki savunma görevini üstlenen bir avukata ne denildiği konusunda bile halen yargılama mercilerinde, yargılamanın yapılışı sırasında bırakın kürsünün yanlış iletişini bizim tarafta, yani hep marangoz hatası olarak durulan yer diyoruz ya, oradaki yerde bile bazı yanlış yazılımlar oturuyor. Hocam ben şey diyecek, benim için o hep bunun üzerinde durur. Vekillik ve müdafilik kavramlarını
Hala 141 bin avukatın bulunduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde inanın ki en az 40 biri yanlış söylüyor. Ben iddia ederim. Zaptada da yanlış geçiriyor. Efendim, hakim zaten 40 tane dosyayla çıkmış, işi başından açmış. Geldi sunulan vekaletnamesine göre sanık vekilinin kabulüne diyor. Burada diyeceksiniz ki ne var? Sanık vekili olmuş, ha sanık müdafi olmuş. Değil. Yani kanun koyucu bu ayrımı yaptığına göre bunun bir inceliği var. Vekillik kavramı özel hukukta içine alıyor. Bir defa ceza hukukunda şunu iyice ayırt etmek lazım. Ceza hukukunda savunma görevini yapan avukat eğer şüpheli veya sanığın avukatlığını ister serbest seçim yoluyla ister atama yoluyla kazanmış olduğu zaman onun sıfatının müdafi olarak adlandırılmasını yasa koyucu koymuş. Yasa koyucunun terimlerinin dışına çıkmak pek doğru bir şey değil. Bunun bazıları buna hayır diyebilirler. Çünkü ceza yargılamasında avukat müdafi pozisyondaysa sanığın temsilcisi değil. Sanığın temsilcisi olmak başka bir şey. Sanığın müdafiliği yapmak başka bir şey. Kaldı ki müdafi özellikle de hocamın ve hocalarımızın da kitaplarında şey belirttiği gibi müdafilik sadece şüphelinin ve sanığın hukuki haklarını insan hakları bağlamında bir yargılama içerisinde maddi gerçeğin ortaya çıkmasına yardım eden avukata müdafi denir kavramından hareketle ve bir de toplumsal savunmada yaptığı için müdafi ayrı bir plaka. Yani ceza yargılamasında herkes avukat olabilir ama herkes müdafi olamaz. Bunu da genç arkadaşlarımız dillerini şimdiden alıştırsınlar diyorum. Müdafiler bağımlı mıdır, bağımsız mıdır? Müdafiler bağımsızdır. Bunun bağımsızlığın avukatlık kendi mesleğinde zaten bağımsız olması lazım. Avukatın bağımsızlığını ortaya koyan kurallar hem iç hukukta gerek yasamızda gerekse meslek kurallarında gerekse uluslararası bu konuda ilgili kurum ve kuruluşların tüzüklerinde ayrı ayrı belirtilmiş. Avukat neden bağımsız olmak zorunda? Eğer avukat o işe aldığı işe ceza davasında sanık ve şüpheliymiş gibi bir savunma yapmaya kalkarsa işin objektifliğinden kaçar, sübjektifliğe dönüşür. Görmesi gerekenleri tıpkı görünmeyen goril öyküsündeki gibi görülmesi gereken, yapması gereken savunma inceliklerini gözden kaçırır. Bir koruma refleksiyle. Dolayısıyla bağımsız olması lazım. Kimden bağımsız olacak? Öncelikle kendi müdafiliğini yaptığı şüpheli ve sanıktan bağımsız olacak. Avukatlık ilişkisi ister zorunlu müdafilik şeklinde, isterse serbest seçim yoluyla noterden alınmış bir vekaletname ile hukuki boyuta yani karşılıklı hak ve alacak sorumluluk ilişkisi içine girildiği zaman özen gösterilmesi gereken bir konu. Şimdi genç meslektaşlarımız da burada şunu öneriyorum ve bu konuda sadece ben anlatırken bazı kaynaklara da gönderme yapacağım. Örneğin bu konuda değerli çalışmaları bulunan meslektaşlarımız var. Örneğin İstanbul Barosu'nda görev yapan meslektaşlarımızın elinde çok kıymetli bir hazine var. Bir meslektaşımız var. Doktor avukat Atilla Özen. Atilla Özen gerçekten bu konuda büyük çalışmalar göstermiş. Yıllarca İstanbul Barosu'nun avukatlığını yapmış ve avukatlık hukuku
adlı el sobası olsa gerek bu. Evet, bu eseri yayınlamış. Ve bu arada bir başkanı da rahmetle anmak istiyorum. Avukatlık hukuku deyince hocam kitabı gösterince Semih Güner, Ankara Barosu'nun önceki başkanlarından ve Türkiye'de avukatlık hukukuna ilişkin hemen hemen ilk büyük eseri yazan avukattı. Ankara Barosu. Ben onunla beraber çalışma şansına da eriştim. Avukatlık kanunu değiştiği şeyde Ankara'da Karanfiloğlu sokaktaki o ufacık Barolar Birliği'nde 15 gün biz oturduk. Staj, sınav, kredi vesaire yönetmeliklerini rahmetliyle hazırlamıştık ve orada onu tanımak şansına da erişmiştim. Kendisine ve ailesine ve tüm hukuk camiasına da tekrar bir başsağlığı dilemeyi borç biliyorum. O kitaplardan da yararlanabilirsiniz. Türkiye Barolar Birliği'nin yayınlanmış disiplin kararları var. Siteden girip avukatlık disiplin suçları bağlamında orada hangi hatalardan dolayı avukatların disiplin cezası aldıkları veya hangi haklı nedenlerle almamaları gerektiğine ilişkin bir dizin var. O dizini elde edebilirler. Girdiğiniz zaman siteye göreceksiniz. Şimdi şunu unutmaması lazım genç avukat arkadaşlarımızın. Ceza avukatlığı diye bir kavram çıktı. Televizyonlar ortalık yıkılıyor. Ceza avukatı, ceza avukatı, ceza avukatı. Bunun meslek kurallarıyla ilgili bağıntısı kısmı o kişilerin bağlı bulunduğu baro başkanlıklarının ve Türkiye Barolar Birliği'nin işi. Bu konuda karışmak istemiyorum. Ama canı sıkılan herkes televizyonlarda bu arada. Yani çıkıyor. Herkes bir şeyler anlatıyor. Şimdi ben burada hocama soracağım. Genç avukat arkadaşlarım siz de dinliyorsanız şimdi dinleyin. Hocam soruşturma evresi gizli midir? Öyle yazıyorsunuz, gizlidir diyorsunuz. Öyle diyoruz da çok da büyük delikler açılıyor maalesef diyelim. Şimdi gizlilik ne kelime hocam? Ar perdesi yırtılmış, şey yok ortalıkta, çarşaf çarşaf eline sopayı alan sanki şey anlatıyor. İkinci Dünya Harbi'nde hangi cepheden ne geldi? Biriciler de geldi. Sanık şuradan geldi, şüpheli buradan geldi. Mağdur şuradaydı, buradaydı. Ve buradaki çok çok değerli avukat meslektaşlarımız, işlerindekiler bazılarını tenzih ederek söylüyorum. Oturup anlatıyorlar. Soruşturmayı anlatıyorlar. Görülmekte olan davayı anlatıyorlar. Bakın bilgi vermek başka bir şey. Çıkıp bugün mahkememizde şu oldu bitti. Ama oraya yorum katmak vesaire vesaire yaptığınız anda arkadaşlar Barolar Birliği'nin çok yeni kararları var. Hem de 22 Ocak, 22 Şubat, yani aylık son 5 ayda en az 6-7 avukat bu yüzden ceza aldı. Ceza avukatlığı, yani ceza davalarıyla uğraşan avukat arkadaşlarımızın çoğu ister istemez sistemin yanlışlığından, ekonomik sistemin yanlışlığından, bu konuda uzmanlık alanı bizim hukukumuzda yasal olarak saptanmadığından derhal CMK dediğimiz zorunlu müdafilik yolu ile ceza davalarının içine soruşturma evresinde balıklama dalıyorlar. Şimdi bu dalış nelere mal oluyor? Nelere mal olduğu yargılamaların sonunda belli oluyor. Tabii neden giriyor genç arkadaşlarımız? Bir defa Türk avukatlık sistemi, hukuk sistemi düzenleyen kurallar işçi avukatı ortadan kaldırmak zorunda. İşçi avukat statüsü alınmasın genç arkadaşlarımız. İşçi statüsünde çalışan avukat arkadaşlarımız eziliyorlar. Barolar öncelikle bu işleri halletmek zorundalar.
Tarifede 2 lira artış, 3 lira 85 santim artış, martış bunu kurtarmaz. Önemli olan bilincin kurtarılması. Kanun koyucu bu konuda açıklık vermiş. Avukatlık ortaklığı diye bir sistem kurmuş. Avukatlık ortaklığı bir ticaret ortaklığı değil. Ama avukatın onursal değerlerini, manevi değerlerini, maddi değerlerini köreltmeden, onu fazla aşağılamadan yapacak bir sistemi kurmuş. Şimdi bu sisteme girmek isteyen avukat arkadaşlarımızın şansı ne? Sıfır. Küçük, sayısal, yani sayısal açıdan, nitelik açısından değil, nicelik açısından küçük olan barolarımızda bu zaten avukatlık ortaklığı sistemi yok. Dolayısıyla eline vekaletnameyi alan bir işin peşine düşüyor. Bir de yeni bir iş çıktı. Genç arkadaşlarım bunlara dikkat edin. Bunlar hep öneri. Yeni bir avukatlık türü var hocam. O avukatlık türü de şu. Vekilin vekili, müdafiin vekili. Telefonla adam arıyor. A barosundan B barosunu tanıdık birisini. Ya benim filanca gün şurada duruşmam var. Duruşmaya çıkacak. Ne diyecek? Şeye itiraz ediyoruz. Bilirkişi raporuna itiraz ediyoruz. Duruşmanın başka güne ertelenmesi. İBAN numarasını ver sana para göndereyim diyor. Ve çok komik de bir şey, rakam gönderiyor. Ve bir işin acıklı tarafı bunu kabul edip çıkıp bu şekilde beyanda bulunurken karşısına bambaşka bir soruyla gelen bir yargıç çıkıyor. Bir müdahil vekili çıkıyor. Bu sefer müdafi çuvallıyor ne diyeceğini. Dosya bilmiyor, bir şey bilmiyor. Ve yargılamalar bu nedenle de uzuyor. Biz hep yargılamaların uzamasından bahsediyoruz. Bunun için bu tür işlere de genç avukat arkadaşlarımız bulaşmamaya özen göstersinler. Dedim ki müvekkille kurulan ilişki enteresan bir ilişki, hukuki bir ilişki. Burada avukat şunu bilecek öncelikle. Kendini tanı. Avukatın ne olduğunu, müdafiliğini yaptığı kişiye kanunda yazılı birinci madde ve ikinci maddeki amaç ve gerekleri yapması gerekleri anlatarak ona hukuki yardımda bulunabileceğini anlatacak. Yoksa onun yerine geçip savunma yapacağını anlatmayacak. Yapacağı işin hukuki yardım olduğunu anlatacak. Senin bir problemin var. Bu problemi şimdi o problemi nasıl savunacağını birazdan anlatacağım. Burada sana yardımcı olacağım. Ben senin psikoloğun değilim. Ha bir empati kuracak. O empatiyi kurmak zorunda. Yani sanığın özellikle maddi bir o fiili ısrar edilen, atılı olan fiili işleyip işlemediği konusunda kendi becerisiyle işi anlayacak. Yani karşısındakinin gerçekten masum olup olmadığı konusunda kendi iç dünyasında avukat bir şeyler anlayacak. Ona göre davranacak. Ama kesinlikle bir şu şekilde bugün tahliye olursun, bugün şunu alırsın, bugün şunu yaparım, bunu yaparım gibi kesinlik arz eden ve tamamen hukuk kuralları emretse bile keyfi hareket etmekte çeşitli nedenlerle ısrar eden yargılama merciliğinin karşısında verdiği sözü tutamayan avukatların sayısı kredi kartı borcunu ödemeyen yurttaşlar gibi %99. Verdiği sözü tutamaz. Onun için böyle bir angajmana, böyle bir sözleşmeye sakın ha girmeyin arkadaşlar. Çünkü şüpheliler veya sanıklar öncelikle kendilerini masum olduklarına inandırmışlardır.
masum olduklarına inandıkları zaman sizin onlara bir suçlu gözüyle bakmanızı da asla kabul etmezler. Siz onun suçlu veya suçsuz olduğu konusunda kesin bir yargıya varmadan, ona pek şey yapmadan, işinin gerçekten iddiaya göre, dosyaya göre zor olduğunu anlatabilirsiniz. Bunu anlatın. Bunun hukuki yollarının şu 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 olduğunu anlatın. Ufak yerlerde sayısal avukat sayısının az olduğu, işlerin şey olduğu, hakimin yoğurt yiyişini avukat bilmeli. Bir hakim nasıl yoğurt yiyor? Her hakimin bir huyu suyu vardır. Birisi bağırır, çağırır, eder. Sonunda olduğunca objektif bir karar verir. Ve doğru da karar verir. Çok bağıran hakimden bence korkmamak gerekir. Sessiz duran, her şeye hı diyen ama sonunda da hı diyen yargıçlar en kötü yargıçlardır. Bu benim naçizane 54 yıllık deneyimde gördüğüm iştir. Başka bir benzetmesi var, burada onu söylemiyorum. Şimdi bunu yaptıktan sonra genç avukat arkadaşlarım, özellikle büyük şehirlerdekiler daha çok mağdur olurlar. Her dakika o yapılan anlaşma gereği müvekkil sizi kendisine bağımlı bir eleman gibi görüyor. Paçayı kaptırmamak lazım. Deyip amiyane tabirle. Paçayı kaptırırsanız ben Edirne'deyim. Edirne'de paçayı kaptıran pehlivan tak der, iç paça ters kazık, göbeği açık, yıldızı görür. Avukat olursanız da azledilirsiniz. Veyahut da size söz verilen o işin ederini hayat boyu alamazsınız. Onun için aklınızı kullanmakta yarar var. Akıl kullanırken savunma mesleğinin en önemli niteliklerinden birisi aklın doğru kullanılabilmesi becerisi. Aklın doğru kullanılması becerisi için de mantık hatalarına düşmemeniz gerekir. Mantık hatalarına düşerseniz A derken Z demiş olursunuz, işi berbat edersiniz. Şimdi eğitim sistemimize burada pek girmek istemiyorum ama Türk hukuk sisteminin en büyük sıkıntılarından birisi eğitimlerimizin doktriner bir eğitim olması, uygulamaya yönelik şeylerin, kısımların pek az olması. Bazı üniversiteler ve bazı hocalarımız son zamanlarda özellikle bu konuda daha çok pratiğe yönelik çalışmalar yaparak bizim hukuk fakülteleri hukukçu yetiştirir. Meslek adamı yetiştirmez. Yani avukat veyahut da hakim yetiştirmez. Bizde 4 seneyi bitiren hukuk diplomasını alır çıkar. Daha sonra avukat veya hakim olmak için bence çok çağ dışı, çok kısa bir staj içinde olan birisi olarak söylüyorum. Şu anda acıklı bana kızabilirler. Türkiye'de kimse alınması, gücenmesin. En kolay olunabilecek meslek avukatlık. Maalesef. Bunu üzülerek söylüyorum. Bir hukuk fakültesini bitirdiğiniz zaman 6 ay staj, 6 ayda orada veled-i amir, avukat. Avukat böyle olunmaz. Bunun neden böyle olunmadığını buyursunlar, araştırma yapsınlar. Örneğin Fransız avukatlık kanununa baksınlar. Fransız avukatlık kanunu ile ilgili Türkiye Barolar Birliği'nin bir çalışması var, raporu var. Uzağa gitmeyin, Almanya'ya gitsinler. Almanya'da bir avukatın nasıl avukat olabileceğini,
hangi sınavlardan geçmesi gerektiğini görsünler. Neyi bilmesi gerektiğini, neyi bilmemesinin hiçbir önemi olmadığını orada görsünler. Ve avukatlarımız mecburen kendi kendilerini yetiştirmek zorunda olduklarını, biraz önce dediğim gibi bilmediğini bilmek zorunda olduklarını asla unutmasınlar. Feridun hocamın ve sevgili yıllardan beri arkadaşım Türkiye Barolar Birliği önceki dönem başkan yardımcılarından sevgili Berra Bester'in de öncülüğüyle bu eğitimler Türkiye Barolar Birliği'nde 2009 yılında başladı. O yıldan bu yana değin çeşitli görev alan arkadaşlarımız Türkiye'nin her bir yerinde zamanlarını herhangi bir maddi çıkar karşılığı olmaksızın sırf gönül ve bir şey verebilmenin erdemine erişmiş, onu mutluluğuyla mutlu olan değerli uzmanların, başta hocalarımız, yargıçlarımız, savcılarımız, mesleğinde deneyimli, gerçek deneyimli, kıdemli arkadaşlarımızın anlatımlarıyla Türkiye'de avukatlara önemli ölçüde bir eğitim staj sonrası verilmeye başlandı. Şimdi bir sınav çıktı. Geçenlerde galiba yapıldı ayı 29'unda. ÖSYM'nin sınavıyla meslek adayı kazanılmaz. Bunun var, kanunu var. Bakılsın nerede nasıl sınav yapılıyor, bunu anlatacak halim yok. Ona baksınlar. Şimdi avukat arkadaşlarımızın yargılama sırasında dikkat etmeleri gereken şeylerden birisi hem yazı hem de sözlü anlatımda dilini hem dil bilgisi açısından hem de mantık açısından kavramı iyi anlayarak karşı tarafı da anlatabilmek sorunu var. Bunun için halk arasında şöyle denir, avukat çok konuşur. Hayır, avukatın artık çok konuşma şansı yok. Günde 20-30 tane davaya bakan bir yargılama yerinin avukatı 20 dakika, 25 dakika dinleyecek vakti yok. Zaten anlatsanız bile %80'i, %90'ı dinlemiyor. Dinliyormuş gibi yapıyor. Bunun için biz daha akıllı olalım. Yazımızı düzgün, doğru, anlaşılabilir şekilde anlatalım, öz biçimde dilekçemizi verelim. Şimdi dilekçe, avukatlı genç avukat arkadaşlarım, dilekçe yazmak bir sanat. Yani dilekçede bir hukuki meramı, bir isteği anlatan istem yazısı, talep yazısı. Bunu 4 satırda da yazabilirsiniz. 75 sayfada yazabilirsiniz ama sonunda ne istediğinizi siz de anlatamazsınız. Zaten okuyan da anlamaz. Dilin arılandırmış şekli, anlaşılabilir bir şekilde kullanımı şart. Yasaların da anlaşılabilir olması lazım. Yasaların anlaşılabilir olması niçin lazım? Yasalar halk için yapılır. Ünlü Hıfzı Veldet Veli Dödeoğlu hocamızın bize anlatışından ünlü İsviçreli borçlar hukukçusu Fontur, borçlar kanunu, İsviçre borçlar kanunun iyi tarafını teknik hukuk basit anlattıktan sonra bu yasanın en iyi tarafı şudur ki diyor, İsviçre halkının anlayabileceği bir dilde yazılmış olması. Yani yasayı bir hukuk eğitimi almamış, orta zeka düzeyindeki bir insanın okuyup anlayabileceği toplumsal düzene ilişkin. Şunu yaparsan başına bu gelir, bunu yaparsan başına bu gelir. İşin özü bu. Şimdi Türkiye'de bu iş doğru mu yapılıyor, yanlış mı yapılıyor derken işin ucu pazar filesi torbası gibi karıştı. Bir torba yasa diye bir düzenleme çıkarttılar. Ve geçenlerde
son bir değişiklikten bahsederken, ceza muhakemesindeki son değişiklik ilgili şeyi ararken, ceza muhakemesi ve diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun. Şimdi bunu okursanız ne yaparsınız? Herhalde kanun koyucu arada birkaç tane de sokuşturma şey değiştirecek. Hepsini toptan çıkartacak diye. Şimdi ön adı ne? Esas adı ne? Ceza muhakemesi. Bir bakıyorsunuz, birinci madde icra iflas kanunu bilmem nesi, hiç alakası yok. Ceza mahkemesinin ilgili maddeleri bambaşka bir yerde. Bir defa böyle bir kanun tekniği herhalde mukayeseli hukukta başka bir ülkede bir şey yok. Bunu söylemeye ehil değilim. Ama okuduğum bir dilde yok. Buyurun. Geçenlerde bize bir Amerikalı hoca geldi. Michael Blasey ismi. Plain language dersi verdi. Yani basit halk dilinde dilekçe yazma, halk dilinde kanun yapma. Bu dersin hocası, plain language hocası. Çok doğru söylüyorsunuz. Bir kanunları herkesin anlaması lazım. Bir de avukatın yazdığı dilekçeyi de rahat okunabilir bir dilekçe olması lazım. Kolaylıkla Tamam. anlaşılabilir olması lazım. Yani uzun Bunun uzun için cümleler bir mahkeme kararı gibi olmasın. Mahkeme kararının başı var, sonu yok. şimdi bu bence kendi ana dilini bilmemekten kaynaklanan birinci şey. İkincisi, en büyük eksiklik nedir? Siz anlatıyorsunuz kitaplarınızda, siz ve değer yani diğer hocalarımız, meslektaşlarımız, gerekçe diye bir şey var. Gerekçe ne? Gerekçe, sabit olduğuna inanılan maddi olayla ona uygulanacak olan soyut kuralın somut olaya yapıştırılması, yapıştırırken de akıllı bir ilişki kurarak, şunu yaptığın için başına şu geldi, şunu yapmadığın için buradan işi kurtardığını anlatabilmek. İşin özü bu. Gerekçe bu. A delilini kabul etmedim, B delilini kabul ettim. Ama şimdi bir de kararlar görüyoruz ki ne A delilinden bahseden var, ne B delilinden bahseden var. Dava insan kaçakçılığı, hüküm etkili eylem. Öyle kararlar da var gerçekten. Hiç alakasız. Katip yazmış, hakim basmış Şimdi imzayı. Fatih, istersen bir toparlayalım. Ondan sonra soru cevaba geçelim. Bu kaydedildiği için Şey 40 daha söyleyeceğim hocam. bu söyleyin. Sonra kapat. Şuna geliyoruz. Bir avukat arkadaş, onları en sonunda söyleyeceğim. Buyurun. Tamam. Hayır, siz toparlayın. Her şeyi söyleyin, sonra tartışma açın. Onu şöyle diyorum. Bir defa hukuk mesleğini, hukukçuluğu seçen insanın eski bir söyleyiş var. Hukukçuyu cesareti gösterir diyor. Şimdi hukukçunun cesareti kalkıp ulu orta saldırmak falan değil. Hukukçu doğru bildiğini, doğruluğuna inandığı ve karşı tarafı inandırabilecek olduğuna da inandığı itirazlarını mutlaka yapmalı. Bu mesleki yeterliliğinin veya yetersizliğinin göstergesidir. Onun için hukukçu statik bilgiyle değil, daima dinamik bilgiyle donanmış olmak zorundadır. Hala bu ülkede aklını başına almış gibi görünen bir sürü şunu dedim, yani çok sayıda meslektaşımız bu eğitimlerin bile gereksiz olduğunu söyleyebiliyor. Bunu dedikten sonra pes. Bir ünlü bir vatandaş şunu demiş, notumu aldım. Bizim görevimiz, savunma mesleğinin görevi adaletsizliği önlemek. Diyor ki, adaletsizliği engelleyebilecek gücünüzün olmadığı zamanlar olabilir diyor.
Ancak diyor, itiraz etmemeyi beceremediğiniz bir zaman asla olmamalı diyor. Yani hukukçu cesur olacak, itirazını da mutlaka yapacak. Çünkü o gün o konuya itiraz etmez ise bu kötü bir alışkanlık halinde tıpkı bir pandemi gibi diğer meslektaşları da sarıyor, onu da sarıyor, hayatının sonuna kadar suskun puskun böcek gibi gidiyor. Yalnız bilmek yetmez, uygulamakta. Bilmek de yetmiyor. Uygulama becerisi de olacak arkadaşlar. Sözleşmelerinizi yazılı yapacaksınız. Hocamın bir şeyi var. İşlem artı işlem, işlem artı işlem. Hayır, dosyanın nasıl incelenmesi gerektiğini falan girmiyorum hocam onlara. O müdafi kontrol listesine girmiyorum. Zamanımız yok herhalde. Dosyanızı iyi inceleyeceksiniz. Dosyada şu evrak gereksiz gibi bir lüksümüz yok. Çünkü oradaki bir not, bir tutanakları iyi okumuyoruz. Duruşmada bir monitör var. Siz söylüyorsunuz. Nasıl kayda geçiyor? Direkt kayda geçse sorun yok. Hakim algılıyor. Algıladığını bir aşağıdakine söylüyor. Doğrudan soru vesaire dışında. Yani bir, iki, bir bilardo topunun bantlara çarparken aldığı falsolar gibi bizim A dediğimiz aşağıya la diye geçiyor. Bunu doğru yazılıp yazılmadığına bakınız. Hemen itiraz ediniz. Çünkü o bir resmi evrak. Onun altına şey imzayı attığı zaman zabıt katibi imzayı attı, hakim zibat artık onun aksini ispat etmek çok zor. Tutanakları anında ama 25 tane avukat var. Önlerinde büyük şehirlerdeki istisnalar hariç söz gelimi Edirne'de iki tane bir karış karelik monitör var. Yani millet acaba ne yazıldı diye kafayı uzatıp boyun fıtığı olanların sayısı çok fazla. Bunlara dikkat edeceksiniz. Evraka dikkat edeceksiniz. Tutanağa dikkat edeceksiniz. Yasak sorgu yöntemleri neler? Bunları iyi bileceksiniz. İlişkiyi, empati kurmayı iyi bileceksiniz. Bunu bir gün ayrı bir o kontrol listesini ayrı bir gün şey Ayrı, yaparız hocam. ayrı, tabii. Bunu yapalım. Vaktinizi fazla almayalım bu konuda. Buyurun. Yani diyeceğim şu, genç avukat arkadaşlarımız, ceza avukatlığı bir macera değildir. Ceza avukatlığı üst denetim insan hakları mahkemelerinde dediği gibi etkin bir savunmayı yapmak adil yargılanmanın da gereği. Sadece yargılama yerine işi bırakıp oranın adil yargılama yapmasını beklersek tüm dünya avucunu yalar. Bütün iş meslektaşlarımızla, avukat arkadaşlarımızla. Onun için buna özen göstereceğiz. Baroların bir diğer görevi ve avukatları görevi. Bakın bir seçim dönemi de var. Barolar etkin bir şekilde hukuksuzluğa karşı davranmak, halkı uyandırmak zorundalar. Halkın hukuk bilincini. 2000, İstanbul Barosu'nun 128. kuruluş yıl dönümünde Adalette Erişim adlı bir uluslararası toplantı yapılmıştı. Oraya Avrupa Barolar Birliği avukatları, başkanları ve temsilcileri geldi. Hepsinin ortak düşüncesi beyanları şu. Hükümetler savunmadan hoşlanmıyorlar. Hangi ne kadar demokratik olduğunu iddia ederse etsin bir iktidar savunmayı hoşlamıyorlar. Savunmayı kısıtlamanın yollarını arıyorlar. Bunu ben söylemiyorum. Elin yabancısı söylüyor. Barolar ve avukatlar hem kurumsal olarak hem de bireysel olarak halka haklarının ne olduğunu aydınlatacaklar, eğitim verecekler. Bunu nasıl yapabilirler? Çeşitli yollar var. Adli yardım vesaire vesaire.
Yani bir avukat sadece görevi aldığı davanın sınırları içerisinde değil, toplumda bir fener, deniz feneri gibi ta kilometrelerce ötesinde ki hukuksuzluğu halka anlatabilme becerisini. Bunu yapanlar aydın kişi olurlar. Onun için reklamdan çok gerçek avukatlık yapmak, disiplin kuralları içerisinde çalışmak asıldır.